Tripod'u neden kullanırız? Kamerayı sabit tutabilmek için. Eğer video çekiyorsak güzel hareketler yapabilmek için. Bazen hava atmak için. Bazen de hoş olmayan amaçlar için kullanabiliriz. Işık iyi değilse, mekan iyi değilse ve iki el iyi fotoğraf için yeterli değilse yine tripod kullanmamız gerekir. Tripod seçmek gerçekten zor. Çünkü seçenek fazla. Tripod kullanmanın avantajları. Alan derinliği ve keskinliği artırmak. Düşük ışık koşullarında uzun enstantane kullanmak gerektiği için kameranın sabit olması gerekir. Kamera ve ekipman ağırsa elimiz yorulmadan rahatça çalışabilmemiz gerekir. ISO'yu düşük tutarak kaliteyi artırmamızı sağlar. Kadrajı tam olarak istediğimiz gibi ayarlayıp daha ince detaylara odaklanabiliriz. Biraz sonra, biraz daha, çok gittin. Klonlama ya da HDR gibi çoklu çekim gerektiren durumlarda kadrajın tam olarak aynı olmasını sağlar. Bu arada tam şuraya tıklayarak HDR eğitim videomuzu izleyebilirsiniz. Tabii git be. Yıldız fotoğrafçılığı, manzara, mimari fotoğraf çekimlerinde ışığı rahatlıkla değerlendirmemizi sağlar. Zamanlayıcı kullanarak otoportre çekebilirsiniz. Close-up ya da makro çekimler için en önemli şey tripod'dur. Sabit ya da hareketli videolar çekebilmenize olanak tanır. Ne kadar küçük ve taşınabilir olursa olsun yine de belirli bir yer kaplayacak ve çoğunlukla taşımanız gerekecek. Sen ne yapıyorsun lan burada? Kimsin? Ne yapıyorsun? Kalabalık ortamlarda kullanımı zordur. Çok pahalı olabilirler. Kurulumu uzun sürebilir, siz tripodu kurana kadar yakaladığınız an kaçabilir. Eğer tripodu doğru kullanmayı bilmiyorsanız ya da kullandığınız tripod ucuz ve kalitesizse sizi yarı yolda bırakabilir. Tripod alırken ilk değerlendirmeniz gereken şey taşıyabildiği ağırlıktır. Genellikle yapılan hatalardan biri ekipmana göre hafif bir tripod seçmektir. Sonuç olarak bir gün hiç istemediğiniz bir anda tüm sistem çöker. Fuck the system!
Bu nedenle tripod seçerken alacağınız tripodun elinizde bulunan en ağır ekipmanlardan 2 kat daha fazla ağırlık taşıyabildiğinden emin olun. Neden 2 kat daha fazla? Çünkü bazen tripoda baskı uygulamanız ya da daha stabil olması için alt kısımlarına ağırlık koymanız gerekebilir. Ayrıca ileride ekipmanınıza harici flaş ya da harici batarya eklemeniz gerekebilir. Bütün olasılıkları göz önünde bulundurun. Tripodun boyunuza ulaşabildiğinden emin olun. Böylelikle vizöre bakacağınız zaman eğilmeniz gerekmez. Tripodun ağırlığı ve malzemesi. Tripodunuzun ağır olmamasına özen gösterin. Çünkü en iyi tripod sürekli yanınızda olandır. En hafif tripodlar karbon fiber malzemeden üretilmiş olanlardır. Kullanışlı ve güçlüdürler. Kolay kolay da paslanmazlar. En iyi malzeme olmakla beraber diğerlerine göre biraz daha pahalıdırlar. Daha ucuz olanları alüminyumdur ve biraz daha ağırdır. Tripodun kafası olmadan 3 kilonun altında olmasına özen gösterin. Karbon fiber tripodlar genellikle 2 kilonun altındadır. Alüminyum tripodlar ise 3-4 kilo civarındadır. So you know it's quite pungent. Oh, yeah. Tripod ayakları genellikle boru şeklindedir. Kıskaçlar ise üçe ayrılır. Tekerlekli, klipsli ya da çevirerek kilitlemeli şekilde. 60% of the time it works. En sağlamı tekerlekli olanlardır. Hız için ise kapaklı olanları tercih edin. Karlı, çamurlu, kaygan ortamlarda çalışmıyorsanız standart plastik uçlar yeterlidir. Bazı tripodlarda orta kısımda ayrı bir kolon bulunur. Kamera yüksekliğini bu şekilde bu kolon sayesinde değiştirebilirsiniz. Ayrıca stüdyo, makro gibi özel çekimler için bu kolu 90 derece yatırarak çalışabilirsiniz. Tripod sistemlerinin en önemli unsuru tripod kafasıdır. Kamerayı güvenli bir şekilde sabitlemek ve kamera hareketlerinden sorumludur. Tripod kafası seçerken en az tripodunuz kadar ağırlık taşıyabildiğinden emin olun. Bazılarında sadece yatay, bazılarında ise hem yatay hem de dikey hareket bulunan tripodlardır. En yaygın tripod türüdür. Pantilt kafalara kıyasla bowhead kafalarda tek bir ayar bulunur. Top şeklindeki kısmı sıkıştırarak kilitlersiniz. En sağlam tripod türüdür. Bu tür tripodlar ise profesyonel çekimlerde aşırı ince ayarlar yapılabilmesine olanak sağlar. En dengeli ve dolayısıyla en pahalı tripod türüdür. Bu sistem sayesinde tripod kafası hızlı bir şekilde tripoda bağlanır. Bazı tripodlar ağır olsa da bu sağlam oldukları anlamına gelmez. Basit bir sağlamlık testiyle kameranızı tripodun üstünde test edin. Kamerayı tripoda bağladıktan sonra yanından yürüyerek geçin. Eğer sallanmıyorsa rahatlıkla kullanabilirsiniz. Slick ProPod 600, DSLR ya da kompakt makine kullanan kullanıcılar için tasarlanmış alternatif bir ürün. Kurulumu oldukça basit. Plate'ini kameraya takıp daha sonra kamerayı monopoda şu şekilde bağlıyoruz. Bu arada çekiminizi yaptıktan sonra kameranızı monopoddan çıkarmayı unutmayın, belli olmaz düşebilir, dikkatli olmak lazım. 600 gram ağırlığında alüminyum malzemeden yapılmış, yani gayet sağlamdır, rahat olun. 160 cm'ye kadar da çıkabiliyor. Yani kamera yüksekliğinde düşünürsek göz hizasına yakın çekimler yapabiliyoruz. En kısa hali 50 cm. Eğer vlog çekecekseniz onun için de gayet uygun. Kilitleme işlemi kapaklarla sağlanıyor. Uzunluğu ayarladıktan sonra kapakları kilitliyoruz. Ayak uçları kauçuk, dolayısıyla kolay kolay kaymayacaktır.
Hafif olduğuna aldanmayın. ProPod 600 5 kiloya kadar taşıma kapasitesine sahip. Yani hemen hemen bütün makineleri rahatlıkla bununla kullanabilirsiniz. Evet, Sleek ProPod 600 gezi fotoğrafçılarına hitap eden bir ürün. Bir de şöyle bir şey var, genellikle özel alanlara gittiğinizde tripod kullanımına izin vermiyorlar. Ama monopodun ne olduğunu anlayamadıkları için genellikle bunu kullanabiliyorsunuz. Bu yüzden de tripodunuzun yanında bir tane de monopod bulundurmanızı öneririm arkadaşlar. Manfrotto JX Pro 4 çok tutulan bir model. Ben de 2 yıl kadar bu ürünü kullandım. Fotoğrafçılık alanlarının tamamında kullanabileceğiniz gayet kaliteli ve sağlam bir ürün. Tripodu açmak için klipsleri açıp kollarını uzatıyoruz. Daha sonra plate'in altındaki butona basılı tutup şu kısmı açarak plate'i alıyoruz. Kameramızı yerleştirdikten sonra su ayarını yapıyoruz ve evet, kameramız çekime hazır. Tripodun üç ayağı açıldığında boyu 142 cm ama bir de bu tripodda orta kolon var. Orta kolonu da açtığımızda boyu 178 cm'ye kadar çıkabiliyor. Yani gördüğünüz gibi göz hizasının da üzerinde. Ayrıca orta kolonu yatırarak ürün çekimi, makro çekim gibi özel işler de yapabilirsiniz. Ağırlığı 2,5 kilo, yarı alüminyum, yarı karbon fiber bir malzemeden yapıldığı için aşırı ağır değil. Taşıma kapasitesi 9 kilo. Yani bu tripoda en ağır lensinizi alt kısımlarına torba bile koysanız rahat rahat taşıyacaktır. Tabii bu tripodun en önemli artılarından biri de ayaklarının çok fazla açılabilmesi. Kilitleme sistemi bu klipslerle sağlanıyor. Sesi duyduğunuzda kilitlenmiş oluyor. Gayet sağlam olduğunu söyleyebilirim. Ayak uçları kauçuk malzemeden yapılmış. Kayganlığa yer yok. Ancak uçların değiştirilemiyor olması iyi değil. Kara, çamura gidecekseniz iyi bir tercih olmayacaktır. Kamerada çift terazi var, biri dikey kullanım için, diğeri ise yatay kullanım için koyulmuş. Manfrotto JX Pro 4 gayet kullanışlı bir ürün. Çok esnek bir yapıya sahip olması, doğa, manzara, mimari, stüdyo gibi bütün türlerde kullanılabileceği anlamına geliyor. Kesinlikle tavsiye ettiğimiz bir ürün. Tripod denildiğinde akla ilk gelen firmalardan biri Manfrotto, ki genellikle Manfrotto alsam mı diye bir soru sorulmaz. Manfrotto'nun hangi modelini alayım dersiniz. Çünkü gerçekten çok kaliteli ürünler üreten bir firma. 057 J4G modeli de Manfrotto'nun fiyat performans açısından en iyi ürünlerinden biri. Bu yüzden de çok tutulan bir ürün. Eğer profesyonel işler çekecekseniz kesinlikle tavsiye ettiğim bir tripod. Tripodun önce ayaklarını açalım. Klipsler oldukça sağlam bir his veriyor. Klik sesiyle kilitleniyor. Ayakları uzatıp kilitleyelim. Eğer kameranızda dönebilen bir ekran varsa ya da kameranın daha alçak bir zeminden yükselmesi gerekiyorsa 2 metreye çıkabilmesi çok büyük bir avantaj. Ayak uçları kauçuk malzemeden yapılmış. Kaygan zeminlerde hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Ayrıca tripodun ucundaki kauçuk kısmı çıkartıp daha sivri kısmı kullanarak zorlu koşullarda çalışabilirsiniz arkadaşlar. Orta kolon kapalı iken taşıma kapasitesi 18 kilo. Yani bu tripoda teleskop bile takabilirsiniz. Orta kolon açıksa 12 kiloda kalmanız gerekiyor. Çünkü bu kolon daha ince ve hafif. Yine bu kolonun alt kısmında su terazisi bulunuyor. Kamera dengesini buradan ayarlayabilirsiniz. Kullanım alanlarında herhangi bir sınırlama yok. Dayanıklı olduğu için manzara, sağlam olduğu için stüdyo, esnek bir kullanıma sahip olduğu için kısa film, video işleri, orta kolonu bulunduğu için makro ya da ürün çekimi, karbon fiber malzeme dolayısıyla da hafif olduğu için çok yorulmadan profesyonel dış çekimler yapabilirsiniz. Ürün gerçekten çok sağlam. Rüzgarda, karda, kışta hiçbir sıkıntı yaşamadan rahatlıkla çalışabilirsiniz. Sizi yarı yolda bırakmayacağını temin ediyorum arkadaşlar. Benro GA169T modeli Benro'nun gezi tripodları serisinin en çok tutulan ürünü. Hafif, kaliteli ve kullanım kolaylığı sunan bu tripodu gittiğiniz her yerde yanınızda götürebilirsiniz. Tripodun ilk hali ters şekilde.
Dolayısıyla ayaklarını ters yönde kaldırmanız gerekiyor. Evet, şimdi de kameramıza play'i şu şekilde çıkarıp takalım ve tekrar tripoda bağlayalım. Tripodun ayakları çevirmeli şekilde kilitleniyor. İstediğiniz uzunluğa getirin ve çevirerek sabitleyin. Ayakların üzerinde bulunan bu kilitler sayesinde tripodun ne kadar açılacağına karar verebiliyoruz. Alt açı ya da ayaklardan birinin farklı durması gereken durumlarda oldukça kullanışlı bir özellik. Daha sonra kafanın alt kısmında bulunan su ayarından kameramızı dengeliyoruz. Ve evet, kameramız çekime hazır. Evet, tripodun şu anki uzunluğu 125 cm. Eğer orta kolonu da kaldırırsak tripodumuz 168 cm'ye kadar çıkabiliyor. Yani göz hizasına. Kafa kısmında 3 adet tekerlek var. Bunlar plate'i istediğimiz yönde ayarlayıp kilitlememiz için tasarlanmış. Hem kafa kısmında hem de orta kolonu yatırma ihtimalimiz için alt kısma su terazisi koyulmuş. Tripodun kapalı uzunluğu 40 cm, yani rahatlıkla çantanıza sığacaktır. Ayrıca vlog, selfie gibi çekimler için de oldukça uygun. Tripodla çok uğraşmayayım, sadece sabitlemek istiyorum derseniz tripodun orta kolonunu açıp alt kısımları kapatıp monopod şeklinde de kullanabilirsiniz. Alüminyum malzemeden yapılmış, 1.45 kilo ağırlığında. Alüminyum malzemeden dolayı küçük olmasına karşın sağlam bir yapısı var. Ayrıca soğuk hava koşullarında tripodun buz kesmesinden dolayı sünger bir tutacak kısmı da bulunuyor. Gezi fotoğrafçıları için en önemli olan hızlı kurulum ve esnek kullanımdır. Hem tripod hem monopod olarak kullanabildiğimiz, aşırı alt açı ve üst açı yapabildiğimiz ve gerçekten çok hızlı bir şekilde kurabildiğimiz bu tripodu kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Silik Pro 340 DX fotoğrafçılar yeni başlayanların en çok tercih ettiği tripodlardan bir tanesi. Bence bunun sebebi hafif ama sağlam bir tripod olması. Artık kafa karıştırmayan, kullanımı kolay bir yapısı var. Kullanımı çok basit. Kilitleri açtığınızda ayaklar anında açılır. Kilitleyerek sabitlenir. Plate üzerindeki kilit açılarak plate alınır. Kameraya bağlanıp tekrar yerleştirilir. Artık çekime hazır. Hafif olmasının sebebi magnezyum alaşım kullanılmış olması. Hafif olmasına rağmen 5 kilo taşıma kapasitesine sahip. Yani DSLR ya da DSLR benzeri bir ürünü rahatlıkla kullanabilirsiniz. Pan ve tilt tekerleklerine sahip bir kafası var. Kolayca yatay ve dikey hareketler yapabilirsiniz. Ayak uçları kauçuk malzemeden, yani kaymaz. Bütün ayaklarda da soğuk hava koşullarında ayakların buz tutma ihtimaline karşın sünger tutacaklar var. Tripodun şu anki yüksekliği 124 cm. Orta kolonda açarsak 147 cm'ye kadar çıkıyor. Bir de üzerinde kamera olduğunu düşünürseniz gayet göz hizasında olduğunu söyleyebiliriz. Bazı tripodlarda bu süngerler tek ayakta olur. Karda, kışta fotoğraf çeken kullanıcılar için gerçekten çok önemli bir avantaj. Dediğim gibi, eğer fotoğrafçılığa yeni başlıyorsanız, hiç kafa karıştırmayan sağlam bir tripod arıyorsanız kesinlikle önerdiğim bir ürün. 3-4 yıl boyunca hiçbir sıkıntı olmadan rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Daha ileri seviyeye geçmek isteyen hobi fotoğrafçılar için tasarlanmış olan Manfrotto 290 Dual, sağlamlığı, üretim kalitesi ve fiyat performans olarak uygunluğu açısından öne çıkan bir ürün. Tripodun kurulumu oldukça basit. Ayakları lock sistemlerini kullanarak açın. Açıklık yeterliyse gri kısımları kilitleyin. Daha sonra kameraya takacağınız plate'i yanındaki tekerleği kullanarak gevşettikten sonra plate'i alıp kamerayı takın. Su ayarında yaptıktan sonra tripod kullanımı hazır. Pan ve tilt kollarını yatay ve dikey hareket için kullanabilirsiniz. Sağlam ve yumuşak bir tripod olduğu için video esnasında kamera hareketleri de yapabilirsiniz. Alüminyum malzemeden üretilmiş olan 290 Dual 1.8 kilo ağırlığında, maksimum 5 kilo taşıyabiliyor. Yani fotoğraf için tele lens ve kameranızı, video için ise ayrıyeten mikrofonunuzu rahatlıkla taşıyacaktır. Ürünün şu anki uzunluğu 140 cm. Ayrıca orta kolunu kaldırdığınızda 164 cm'ye kadar yükselebiliyor. Göz hizasının da üzerinde, yani üst açı gerektiren durumlarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Buna ek olarak orta kolonun hemen altında bulunan butona basılı tutarak 90 derece yatırıp stüdyo, makro, ürün çekimi yapabilirsiniz. Ayaklardan birine kauçuk bir tutamaç koyulmuş. Bu da hem eliniz kaymadan kullanın hem de soğuk hava koşulları için önemli. Ayak uçları da yine kauçuk, yani kaymayacaktır. Ayrıca uçları değiştirilebilir şekilde tasarlanmış.
plastik ucu çıkarıp sivri kısmını da kullanabiliyorsunuz. Ayaklardan birinde yine böyle bir halka var. Bu halkada eğer olur da tripod ayaklarından biri çıkarsa diye konulmuş. En açık halinde bile sağlamlığını koruyan, kaliteli malzemeden üretilmiş, esnek bir kullanıma sahip olan Manfrotto 290 Dual kesinlikle önerimiz arkadaşlar. Uzun yıllar kullanabileceğiniz bir tripod. Kısa film, belgesel, vlog, video klip çekmek istiyorum, çok fazla bütçem yok ama video kalitemi artırmak istiyorum diyorsanız kesinlikle tercih edebileceğiniz güzel bir ürün. Pan ve tilt mekanizmaları gayet yumuşak. Eğer video çekimler yapıyorsanız çok iyi taramalar yapabileceksiniz arkadaşlar. Sinema, kısa film, video klip, belgesel gibi çekimler yapacaksanız video kalitenizi artırmak adına fiyatına göre gerçekten kaliteli bir ürün arkadaşlar. Kesinlikle öneriyoruz. Eğer profesyonel seviyede video çekmek istiyorum ama Manfrotto, Vanguard, Benro gibi tripodlara bütçem yetmiyor diyorsanız Zhiyang 508B gerçekten çok iyi bir tercih olacaktır. Tripodun tek dezavantajı alüminyum olması sebebiyle biraz ağır olması. Onun dışında bütün özellikleri diğer markalarla yarışacak düzeyde. İçi süngerli güzel bir çantayla beraber geliyor. Çoğu ürün yanında çanta vermiyor, bu da aklınızda bulunsun. Fiyatına göre önemli bir artı. Tripodun kullanımı çok kolay. Ayakları açın, kolu her iki yönde bulunan girişlerden birine takın. Pleat'i çıkarmak için tekerleği gevşetin ve kırmızı butona basıp sürükleyin. Kameranızı yerleştirin, hemen alt kısımdan su ayarını yapalım ve evet çekime hazırız. Pan için alttaki küçük tekerleği, tilt için ise her iki yönde bulunan büyük tekerleklerden birini kullanabilirsiniz. Gayet yumuşak hareketler yapmanıza olanak tanıyor. Kısa filmciler, belgeselciler için güzel bir çözüm. Ayak uçları kauçuk. Kesinlikle kaymayacaktır. Kauçuk uçları çıkararak sivri metal kısmı da kullanabilirsiniz. Kilit kısımları aşırı sert. Ben bayağı zorlandım ama bu da tabii sağlamlık demek. Bir kere kilitlediniz mi sağlamlığından emin olabilirsiniz. Tripodun en açık hali 180 cm yani göz hizasının da üzerinde. Eğer kalabalık ortamlarda çekim yapacaksanız kafalardan kurtulup rahatlıkla çalışabilirsiniz. Ayrıca en kısa hali de 90 cm. Yani eğer kısa film çekiyorsanız yanınıza bir iskemle alıp rahatlıkla çalışabilirsiniz. KH25 ne? Video severler arasında en çok tutulan ürünlerden biri. Bunun sebebi hafif, sağlam ve kullanışlı bir ürün olması. Tripodun kurulumu oldukça basit. Tekerlekleri çevirerek ayakları uzatın. Daha sonra plate'in yanındaki tekerleği çevirdikten sonra küçük mavi butona basılı tutarak plate'i alıp kameranızı takın. Hemen kafanın altında bulunan su ayarını da yaptıktan sonra çekime hazırız. Ayrıca kameranın düşmemesi için güvenlik sistemi de mevcut. Tripod şu an 73 cm, ayakları açtığımızda 155 cm'ye çıkabiliyor. Kamera yüksekliğini de hesaba katarsak göz hizasına yakın. Pan için küçük tekerleği, tilt için ise her iki yönde bulunan büyük tekerlekleri kullanıyoruz. Kamera hareketleri oldukça akıcı. Kolu istediğiniz şekilde ayarladıktan sonra rahatlıkla sinematik videolar çekebilirsiniz. 5 kiloya kadar taşıma kapasitesine sahip. Yani DSLR ve telefoto lens gibi ağır ekipmanlarınızı rahatlıkla taşıyacaktır.
Rakiplerine göre oldukça hafif olan KH25N'nin performansı nasıl derseniz, bana göre kesinlikle aynı seviyede. Eğer hafif ama profesyonel bir video tripod arıyorsanız kesinlikle önereceğim bir ürün arkadaşlar. Benro'nun MK10-2'nin bir ürünü hem şık bir tasarıma sahip hem de esnek bir kullanım var. Eğer küçük bir tripod arıyorsanız ama tarz da olsun diyorsanız kesinlikle önerdiğimiz bir ürün. Tripod şu an 140 cm. İlk haline bakıldığında gerçekten şaşırtıcı bir uzunlukta. Ayakları kilitlemek için şu kısımları kullanıyoruz. Kilitlediğinizde olduğu yerde kalıyor. Ayrıca ayaklar tamamen yatabiliyor. Bu da alt açı için çok önemli. Telefonunuzu, GoPro'nuzu, kompakt makinenizi bağlayabilir. Ayrıca küçük çaplı stüdyo ürün çekimi de yapabilirsiniz. Ayrıca video severler için kameranın pan hareketi de gayet akıcı. Herhangi bir titreme oluşmuyor. Kafanın kullanımı oldukça basit. Eğer telefonunuzu bağlayacaksanız tekerleği çevirerek plate'i yan yatırın. Daha sonra telefonu yerleştirin. Eğer kamera kullanacaksanız plate'i alıp telefon aparatını çıkartın. Ayrıca titremelere karşı tripoda uzaktan kumanda konulmuş. Bluetooth'la çalışan bu sistem 10 metreye kadar çalışabiliyor. Dediğim gibi küçük bir ürün ama yapamadığı şey yok. Eğer küçük, hafif, kullanışlı bir tripod arıyorsanız kesinlikle tercih edebilirsiniz arkadaşlar. GorillaPod'un en büyük özelliği mıknatıslı olması. Yani kameranı tak, istediğin yere koy, çekimini yap. Gerçekten harika bir ürün. Kurulumu oldukça basit. Ayakları istediğiniz şekilde bükerek GorillaPod'u ayarlayın. Hemen alt kısmında bulunan marka butonuna basılı tutarak minik plate'i alın. Kameranızı yerleştirin, çekime hazırız. En önemli özelliği tabi her yerde stabilizasyon sunabilmesi. Hiçbir tripodun giremeyeceği yerlerde GorillaPod sayesinde sabit çekimler yapabilirsiniz. 325 gram ağırlık taşıyabiliyor. Yani GoPro ya da benzeri ürünler, telefonlar, küçük kompakt makineleri bağlayabilirsiniz. Ayrıca ışık çözümü olarak da kullanılabilir. Küçük ledler GorillaPod'a takılabilir. Eğer hafif ürünlerle çalışıyorsanız kaliteyi artırmak adına bir tane alın cebinizde dursun. Kesinlikle katkı sağlayacağından emin olabilirsiniz arkadaşlar. Eğer GorillaPod'a oranla daha sağlam, profesyonel bir ürün arıyorsanız Silik Mini Pro 5'i tercih edebilirsiniz. Masaüstü çekimleri, sosyal medya içerikleri için kaliteli, profesyonel bir ürün. Kolları ve kolların yumuşaklığı oldukça başarılı. Video için bu ebattaki en iyi ürünlerden biri. Tüm ayaklar az da olsa uzayabiliyor. Ayrıca plate mekanizması da profesyonel ve sağlam.